Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Evet arkadaşlar, Sözler Risalesi'ni okumaya, tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci sözü bitirmiştik ama birinci sözle ikinci sözün arasında biliyorsunuz 14. Leman'ın ikinci makamı var ki bir açıdan birinci sözün devamı sayılabilir. Çünkü birinci söz Bismillah, yani Cenab-ı Hakk'ın isminin anılması, isminin yanımıza alınması hakikatini anlatırken 14. Leman'ın ikinci makamı ise Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin Besmele'de bir araya gelmesinin sırrını anlatıyor. Neden bu üç isim Bismillahirrahmanirrahim'in parçalarını oluşturuyorlar? Neden bu sırayla geliyorlar? Ve bu sıranın bize öğrettiği bakış açısı ne? Bu eser bize bunu anlatmaya çalışacak, bunu öğretmeye çalışacak. Bizde nasibimiz varsa ondan istifade edeceğiz. Şöyle bir yerden başlamıştık, dün bir parça konuşmuştuk. Yani bu biraz bakış açısı işi demiştik, tecrübe işi demiştik, zevk işi demiştik. Yani Rahman, Rahim ve Allah isimlerinin arasındaki ilişkiyi görmek sadece delille olacak bir iş değil. Hani hep söylenir ya, İslam bu kadar hakiki bir dinse neden herkes Müslüman olmuyor? Çünkü nasip diye bir şey var, arayış diye bir şey var, bakış açısı diye bir şey var. İnsan Allah'ı ararsa Allah'ı bulur. Hevasını arıyorsa hevasını bulur. Ki Kur'an'da da mesela inen ayetler hakkında şöyle söylenir. Kur'an ard arda ayetlerle indiğinde müşriklerin dalaleti artar, müminlerin imanı artar. Niye böyle oluyor? Çünkü müşrik onda kusur bulmaya, hata bulmaya, nefsine hoş geleni bulmaya çalışıyor. Şeytanına hoş geleni bulmaya çalışıyor. Müslüman böyle yapmıyor. Müslümanın mesaisi hakkı bulmak için, hakikati bulmak için, kendini düzeltmek için. Haşa Kur'an'ı düzeltmek için değil, haşa sünneti düzeltmek için değil, haşa İslam'ı düzeltmek için değil. Müslüman kendini düzeltmek için baktığında oradan dersini alıyor. Ama kötü gözle bakan da işte birçok oryantalist, şarkiyatçı, birçok bilim adamı Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar. Hepsi imana mı gelmiş? Yok, gelmemiş. Hatta batılıların çoğu bulmaya çalışmışlar kusur, işte bulmaya çalışmışlar hata ama bulamamışlar, elleri boş geri dönmüşler. Bugün bile karşılaştığınız isminin önünde ünvanlar olan işte profesör, doktor bilmem ne, doçent, doktor bilmem ne gibi insanlardan hadsiz sözler, İslam'a saldırılar duyarsınız. Bu onların makamlarıyla ilgili bir şey değil, bu onların bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani her ilimde bir şeyi sahibi olmak, konum sahibi olmak, İslam hakkında ileri geri konuşma tasarrufu vermez kimseye. Yani bir ilimde ilerisiniz diyelim, söz gelimi, fizikte iyisiniz diye, kimyada iyisiniz diye, dinde de iyi olacaksınız diye bir şey yok. Bir zamanlar hatırlarsınız Zekeriya Beyaz diye bir adam vardı. Edebiyat mezunuydu, ilahiyat hakkında konuşuyordu. Horozdan kurban olur diyordu. Şimdi böyle bir piyasa yani. Bir ilimde iyisin diye, her ilimde iyi olacaksın diye bir şey yok. O alan senin alanın değil, o alan ehl-i sünnet vel cemaat ulemanın alanı. O alanda haddini bilsen konuşmaman lazım. Ama haddilerini bilemedikleri için her alanı atlıyorlar, her alanda konuşmaya çalışıyorlar. İsimlerin önlerindeki ünvanlar bizi kandırmasın yani. Bu iş biraz da bakış açısı işi. İşte Bismillahirrahmanirrahim'deki nimeti görmek de bakış açısı işi. Çünkü Allah'ın rahmetini, rahimiyetini, Allah'ın Allah ismi şerifini arıyorsanız kainatta, Bismillahirrahmanirrahim size bir şey söyler. Size söyleyecek bir şeyleri var demektir. Ki burada hemen başta iki ayet okumuştuk. Bu ayetler Neml suresinin 29. ve 30. ayetleriydi. Teberrüken Arapçasını tekrar okuyalım. Orijinalini tekrar okuyalım. Sonra kısa bir mealini alalım. Biliyorsunuz meal Kur'an'ın kendisi değildir. Mealcinin Kur'an'dan anladığıdır. Bu da anlayışlardan bir anlayış yani okuyacağım kısım. Önce orijinalini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet ya eyyuhel mele'u inni ulqiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim.
Meali şöyle. Hazreti Süleyman'ın mektubunu alan Sebe kraliçesi Belkıs şöyle demiş. Değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Neml suresinin 29. ve 30. ayetleri bunlar. Geçen ders üzerine bir miktar sarf-ı kelam ettik. Belkıs Sebe Melikesi neden bu mektubu alınca hayret etti? Neden şaşırdı? Neden böyle heyecanlandı? Neden hemen danışmanlarına koştu? Ve bize Kur'an'ın haber verdiği şekilde neden mektubu böyle tanıttı? Ya şöyle diyebilirdi mesela, Süleyman diye bir kral var aleyhisselam. Bizi tehdit ediyor ya, hani bizim ülkemize sefer edebilecekmiş, bizi İslam'a davet ediyor, yeni bir dinle gelmiş. Ona girmezsek bizi işte telef edecekmiş, ne yapalım, buna bir tedbir düşünün falan. Böyle de gelebilirdi. Veya işte korkuyla gelebilirdi, öfkeyle gelebilirdi. Başka duruşlarla, sezişlerle, siyasi endişelerle gelebilirdi. Ama burada başka bir endişe görüyoruz. Daha doğrusu başka bir ümit, bir heyecan görüyoruz. Ki kıssanın devamını da bilirsiniz. Sebe Melikesi Belkıs Müslüman oluyor. Hazreti Süleyman'a ittiba ediyor. Onun dinine giriyor. Onun peygamberliğini kabul ediyor. Yani hakimiyeti altına giriyor onun ülkesi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bu mesajı onu etkilemişse demek ki onun da bir açlığı varmış. Demek ki bir tefekkürü varmış. Belki de irfanlı bir kadınmış yani. Kainata bakıp, eserlere bakıp Cenab-ı Hakk'ın müessir hakikiyi düşünüyormuş. Kim yapıyor bunları? Bu rahmet eserleri kimin tecellisi? Bu hoş beslenişler, bu nimetler kimden geliyor? Demek ki bunları düşünen bir kadınmış. Yani tefekkür ediyoruz. Allahu alem. Kesin bir şey diyemiyoruz. Ama ayette bize haber verilen hayreti böyle bir şey hissettiriyor bize. Ki biliyorsunuz Kur'an'da hiçbir şey hikmetsiz değil. Bize bu hayreti naklettiyse bundan almamız gereken bir bakış açısı var. O bakış açısı da aslında işte 14. Leman'ın 2. makamının her yerine sinmiş bir halde. Görmek isteyen Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman ve Rahim'in ne anlattığını görür. O hakikati burası bize ders veriyor. Evet, dün bir miktar metinden okumuştuk ama üzerine konuşmamız az olacaktı, yerinde olmayacaktı, kıvamında olmayacaktı. O yüzden bugüne terk ettik üzerine tefekkür etmeyi. Bugün tekrar bu metni tam olarak bir okuyalım, sonra da ince okumasına başlayalım. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Cilve yansıma gibi. Burada ne mana vermişler bakalım. Evet, burada da yansıma manası vermişler. Mesela biz de cilve kelimesini kullanıyoruz ama daha değişik bir manada kullanıyoruz. İşte kaderin cilvesi diyoruz veya birisi bize cilve yaptı diyoruz. Aslında orada da bu manaya bakar bir taraf var. Mesela siz bir insana muhabbet gösterdiğinizde o muhabbetin onun üzerinde bir yansıması olursa bu bir cilvedir. Mesela işte çocuğunuza çok sevgi gösterdiniz. Çocuğunuz da size bir nazdarlık yaptı böyle. Şımarıklık gibi ufak bir şey yaptı diyelim, böyle bir ufak serzeniş veya sevgisini gösterecek bir şey yaptı. İşte bu da bir cilvedir. İlla ayna gibi karşıdan resminizi göstermesi gerekmez yani. Yansıma sadece bu şekilde olmaz. Yansımanın etkiler itibariyle de karşılığı vardır. Muhabbetin karşılığı muhabbettir. Kıymet vermenin karşılığı kıymet görmektir gibi. Demek ki burada da bir yansıma var. Bu yansıma cilve. Nasıl bir cilve? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Kainat simasında, yani yüzünde, kainatın yüzünde, arz simasında, yani dünyanın yüzünde ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Sikke ne demekti? Sikke, eski paralarda çok duymuşsunuz, özellikle defineciler çok kullanır bu tabiri. İşte Bizans sikkesi veya işte Roma sikkesi veya işte Osmanlı sikkesi veya başka bir dönemin sikkesi. Yani o metal parçasının üzerinde mühür var veya
padişahının, o zamanın yöneticisinin, kralının neyse yüzü var, alameti var, yazısı var, işareti var. Yani o metalin, o madenin, o altının veya gümüşün kime, hangi döneme ait olduğunu bilebiliyorsunuz yani. Sahibini bilebiliyorsunuz, dönemini bilebiliyorsunuz. Ona sikke deniyor işte. Yani üzerindeki resim o parçanın ne döneme ait olduğunu söylüyor. Roma sikkesi diyorsunuz, Bizans sikkesi diyorsunuz. Osmanlı'da mesela ilk parayı Orhan Gazi bastırmış galiba, merhum. Onda mesela gördüğünüz zaman bu Osmanlı sikkesi diyorsunuz. Çünkü üzerinde sahibinin izi var. Kimin yaptığını gösterir bir alamet var. Ve ayırabiliyorsunuz yani müzelere gittiğinizde işte bu filancanın sikkesi, bu falancanın, bu Friglerin, bu Hititlerin falan diye böyle sıra halinde dizilebiliyor onlar. Ayrılabiliyor. Demek ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Bismillahirrahman. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Errahim. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kudretli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet, genel bir okumuş olduk. Şimdi incesine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, yani Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin kainattaki bir yansımasını şöyle gördüm ki, bir tecellisini, bir okunma şeklini böyle de anlayabiliriz. Yani Bismillahirrahmanirrahim'i kainatta çok şekilde görüyoruz biz eserini ama böyle de bakabiliriz. Burada da bir iz düşümünü görebiliriz. Çok kanunlar şekline girmiş siretini burada da anlayabiliriz. Mesela rahmaniyeti biz kaç şekilde görüyoruz? O kadar çok ki. Sadece annenin çocuğuna ettiği şefkatte değil yani hayvanların yavrularına ettikleri şefkatte de var. Güneşin bize ettiği yansımada da var, ışıklandırmada da var. O da bir rahmaniyet yani çünkü bizi aydınlatıyor. Biz karanlıkta yaşayabilir miydik? Orada da bir merhamet izi var. İşte dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, gece ve gündüz, güneş etrafındaki dönüşümüz, denizlerin hali, dağların hali, işte toprak. Değil mi? Toprak olmasa tarım yapabilir miyiz? Cenab-ı Hak kayaları ufalamış, insanın yaşayabileceği bir hale getirmiş, ekip biçebileceği bir hale getirmiş. Bitkiler, hayvanlar, yani menfaatlendiğimiz, yararlandığımız, ihtiyaçlarımızı karşıladığımız her şeyin üzerinden Rahman isminin bir açısını görebiliyoruz. Rahmaniyetin bir tezahürünü görebiliyoruz. Sadece annenin çocuğa olan şefkatinden değil yani ya da sadece darda kaldığımızda birisinin yardımımıza koşmasından değil. Aslında her an bin türlü, bin bir türlü biz rahmaniyet tecellileriyle yaşıyoruz zaten. Bu da onlardan birisi olacak. Bir görüş, bir bakış açısı. Veya rezakiyet. Yani insanın ağzıyla aldığı rızık ayrı, teniyle aldığı rızık ayrı. Değil mi? Güneşe çıktığınızda şöyle bir uzandığınızda oh diyorsunuz ya şöyle güneş tenimi böyle kemiklerim ısıtsın diyorsunuz. Bak kemikleriniz bile bir rızık alıyor güneşten. Veya işte böyle temiz havaya çıktığınızda ciğerleriniz bir rızık alıyor.
Güzel bir manzaraya baktığınızda gözünüz bir rızık alıyor. Güzel kokular burnun rızkı, güzel sesler kulağın rızkı. İlhamlar, melek ilhamları, güzel hakikatler, aklın, kalbin rızkı. Ne bileyim yani sayabileceğimiz kadar çok rızık var. İhtiyaçlarımız sayısınca Esma-ül Hüsna'nın tecellilerini görebiliyoruz. Hatta şöyle bir şey, sanki ihtiyaçlarımız bize Esma-ül Hüsna'nın renk tonlarını öğretiyor. Yani biz Rahmaniyeti her ihtiyacımızda farklı bir rengiyle görüyoruz. Bizde farklı bir rengiyle tecellisini müşahede ediyoruz, okuyabiliyoruz. Aklımızla okuduğumuz Rahmaniyet başka, Rezzakiyet başka, kalbimizle okuduğumuz başka, rızkımızla okuduğumuz başka, nefesimizle okuduğumuz başka, bir Rahmaniyet hakikatini bin şekilde okuyabiliyoruz bu sayede. Cenab-ı Hak bizi ihtiyaçlarımızla zenginleştirmiş. İşte bu açıdan Müslümanın aczi ve fakrı onun zenginliği. İsmi Rahman'a şefaatçisi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyeti o ihtiyaçlarla bizde tezahür ediyor. Eğer biz yani Cenab-ı Hakk'a haşa öyle bir şey mümkün değil ama ihtiyaç duymayan canlılar olsaydık bu aynı zamanda yoksunluğumuz olacaktı. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı tanıma nimetinden, onun rahmetine, keremine, ikramına, uğrama nimetinden, ulaşma nimetinden mahrum kalmış olacaktık. Yani aczimiz ve fakrımız, güç yetiremezliğimiz ve ihtiyaçlarımızın çokluğu bu açıdan hop zenginliğe dönüşüyor. Kaç cebimiz varsa o kadar akçe alacağız padişahtan. Öyle düşünelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Sikkeyi konuştuk. Peki rububiyet ne? Onu da biraz konuşalım. Ben Kenan abiden şöyle öğrenmiştim. Şöyle aklımda kalmıştı Kenan Demirtaş hocadan. Bir şeyin maksadına yürürken o maksada yönelik bütün ihtiyaçlarının karşılanması rububiyet oluyor. Yani Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatını yarattığı gibi bırakıyor mu? Haşa. Öyle bırakmıyor. O yaratıştan sonra o varlık hayatın içinde yürürken, varlığının içinde yürürken, ne bileyim, türlü şeylere muhtaç oluyor, türlü şeyler gerekiyor, türlü başarılar, muvaffakiyetlere erişmesi lazım geliyor ki ancak onlar da üstüne bina olsun ve o kendi kemaline ulaşsın veya maksadına hizmet etsin. Sadece şey değil yani, bizim yaratılışımız saati kurmuş Cenab-ı Hak haşa bırakmış, o kendi kendine çalışıyor, bir makine düzeninde değil kainat. Her an yardıma muhtaçız. Her an üzerimizde bir tecelli var. Her an yardım ediliyor ve bizi kemalata doğru yükseltiyor Cenab-ı Hak. Bu açıdan baktığımız zaman işte yani doğru bir tabir olur mu? Allahu alem diyelim. Hani marifete bir eşik sayalım bu tabirimi. İsmi kayyum, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi var edip devam ettirmesi. Onu ikiye böldüğünüzü düşün ya da iki tecelliye ayırdığınızı düşün. Hallakiyeti ve rububiyeti görünüklüyor Cenab-ı Hakk'ın. Yani bir yandan Cenab-ı Hak yaratıyor, bir yandan da o yaratışta yalnız bırakmıyor. O yaratış yolculuğu boyunca, yani o yaratıştan sonra o varlık yolculuğuna devam ettiği sürece yine onu kolluyor, gözetiyor. Hatta anlatılır, Musa Aleyhisselam'ın kavminde mi? Öyle duymuştum ben. Musa Aleyhisselam'dan dinliyorlarmış işte bu ismi kayyumu. Onlar ders alırken birisi düşünmüş ya demiş bir tane Allah demiş bu kadar işe nasıl yetişir ya? Yani mümkün mü bu kadar şeyi birden o idare etsin, o ayakta tutsun? Böyle bir şey olabilir mi demiş. Tam o sırada demek ki elinde de şey varmış böyle tepsiyle şerbet dağıtıyor, çay dağıtıyor artık neyse. Tam o sırada kendisine bir uyku hali gelmiş. Birden elindeki tepsideki bütün her şey dökülmüş. Musa Aleyhisselam ona demiş ki, hani ben Musa Aleyhisselam diye duydum. Belki başka versiyonları da vardır. Bak demiş işte Cenab-ı Hak eğer bir an bıraksa kainat da böyle olur. Yani onun içinden geçeni bilmiş. Ona haber vermiş. Ya hakikaten şimdi biz düzeni bir an bıraksak direksiyonu mesela arabanın içinde yolculuk ederken o araba gider mi? İlla bir yere toslar. Çünkü sürekli değişen bir düzenin içinde araba. Hani araba girdiği yolda devam ediyor. Hiç viraj yok, hiçbir şey yok. Sonra da gittiği yere varıyor. Böyle bir düzen değil ki bu. Yandan araba geliyor, soldan araba geliyor, şerit değiştirmeniz gerekiyor, viraj geliyor vesaire.
Mecburen direksiyonda uyanık kalmalısınız. Hatta böyle biraz uykunuz geldi mi sağa çekiyorsunuz ki bir yüzünüzü yıkıyorsunuz falan. Niye? O dalgınlığı kaldırmayacak bir iş. O bir yerden bir yere gitme. Mesela buradan Sivas'a gitme. Dalgınlık kaldırmayacak bir iş. Hele bir de uzun bir yolsa daha da dikkat etmek gerekiyor bu işe. Şimdi hal böyleyken bir araba sürmek bile bu kadar dikkat gerektirirken bir atomun yolculuğu varlığından kıyamete kadar dikkat gerektirmeyecek mi yani? O var oldu, makine gibi tıkır tıkır çalışıyor. Öyle mi bu kainatın işleyişi? Değil. Bu kainat sürekli değişen dengeler içinde. Hep aynı şeyi basmıyor, bu matbaa makinesi gibi değil yani. Mesela matbaaya kağıdı verirsin, basılacak şey sabitse tıkır tıkır bitene kadar makinenin başında durma, makine kendi kendine bassın. Ama dünyada hiçbir anın tekrarı yok ki. Yani aynı kağıdı basmıyor ki bu matbaa. Tabiat denilen matbaa, tabiata matbaa dersek. Diyelim ki ben Ahmet Ay. Ben Ahmet Ay'ım ama benden o kadar çok var ki mesela bundan bir yıl önceki Ahmet Ay'la ben aynı değilim. Veya benim bir an sonramda bu an aynı değil. Dünyanın hiçbir anı tekrar etmiyor. Hani bir Yunan filozofunun muydu? Bir sözü vardı. Aynı suyla asla iki kere yıkanamazsınız diye. Ya da aynı nehirle aynı nehirdeki suyla asla iki kere yıkanamazsınız. Öyle bir sözü vardı yani, tam hatırlayamadım. Yani o kadar büyük bir dönüşüm, değişim içindeki kainat her an o kadar çok orijinallik saklıyor ki bunu makine düzenini yükleyerek içinden sıyrılmamız mümkün değil. Saatin görevi belli zaten. Yani saat hep aynı daireyi dönüyor, hep aynı hareketleri yapıyor, hep aynı zamanı gösteriyor. Elbette saat başta kurulup kendi haline bırakılabilir ve işleyebilir. Ama kainat öyle değil. Kainatın her anı bir orijinallikte. Ben babama da benziyorum, dedeme de benziyorum, dedemin babasına da benziyorum, dedemin dedesine de benziyorum. Ama o başka, ben başka, öteki başka, babam başka. Yani hiçbirimiz tam aynı değiliz. Bazen ikiz kardeşlerde görüyoruz mesela. Tek yumurta ikizi, çift de değil yani, tek yumurta ikizi. DNA'larında izinseniz DNA'ları aynı. Ama birisinin karakteri başka, ötekinin karakteri başka. Birisi işte tatlıdan hoşlanıyor, diğeri tuzdan hoşlanıyor. Biri atıyorum şöyle kitap seviyor, öteki böyle kitap seviyor. Bu farklılıklar gösteriyor ki bizim halimiz matbaa hali gibi değil. Yani o Aristocuların dediği, Cenab-ı Hak haşa sümme haşa kainatı bir kere yaratmış, sonra kendi haline bırakmış, o kendi kendine işliyor. Doğru değil. Çünkü o zaman bu her an gözetilmesi gereken dengeyi kavrayamayız. Biz o yüzden Cenab-ı Hakk'ın kayyum ismine iman ediyoruz. İsmi kayyum. Ne demek ismi kayyum? İşte kayyım atamak şeyi tabiri var ya, aslında köken olarak ilgisi var. Yani orayı devam ettirecek kişi demek kayyım mesela. Kayyım atanıyor. Oradaki düzeni devam ettirmesi için bir kişi atanmış oluyor. Cenab-ı Hak da bütün evrenin düzenini devam ettiren. Her an değişen dengeler içinde o evrenin kaosa sürüklenmesini engelliyor Cenab-ı Hak. İşte o çay tepsisi elindeyken dalgınlaşan, uyuyan insan gibi olmuyor hiçbir zaman kainat. Düzen devam ediyor ve bu düzenin devamını biz ancak her an bu oluşun içinde nihayetsiz bir ilim, nihayetsiz bir irade ve nihayetsiz bir kudretin tasarrufuyla açıklayabiliyoruz. Başka türlü açıklayamayız. Başka türlü bu düzen devam edemez yani. İşte o uzun yolda giden araba örneğinden düşünün. Yani bu, işte bunun, şimdi nereden buraya geldik? Rububiyetin bir tarafı buna bakıyor. Bizim de hayatın içindeki varlığımızın devamı üzerimizdeki rububiyet tecellileriyle devam ediyor. Cenab-ı Hak bize rububiyetiyle rızkımızı veriyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. İşte zorluklar aşmamızı sağlıyor vesaire vesaire. Biz böyle Cenab-ı Hakk'ın hayatın içinde rububiyetini görüyoruz. Üzerimizdeki tesirlerini görüyoruz. Bir de uluhiyeti var Cenab-ı Hakk'ın, ilahlığı mesela. Kainatı yaratan Allah'tır dediğimizde, o oluşu ona verdiğimizde bu uluhiyet. Ama kendi hayatımıza indiğimizde, kendi hayatımızda Cenab-ı Hakk'ın tasarruflarını, dokunuşlarını, tabiri caizse bunu tırnak içinde kullanıyorum hep bu ifadeleri, anlaşılsın diye. Yoksa Cenab-ı Hak hiçbir şeyle dokunmaz yani, öyle vücut cismani şeylerden münezzehtir. Onlarla da ehadiyet penceresinde Cenab-ı Hakk'ın birebir oluşların hepsinin yanında hazır ve nazır bütün isimleriyle tasarrufta olduğunu anlayabiliyoruz. Uluhiyet ve rububiyetin ayrımı böyle.
Diğer taraftan da demiştik ki yani hilkat ve rububiyet arasında da şöyle bir en azından hani bizim için bir renk ayrımı var. Hilkat yaratılışı anlatıyor. Rububiyet o yaratılışın devamında süregiden süreçte de Cenab-ı Hakk'ın bizi yalnız bırakmadığını anlatıyor. Yani Cenab-ı Hak bizi terk etmiyor, unutmuyor haşa. Bu deistlerin dediği gibi hani deistler diyorlar ya. Tamam diyorlar yani sizin sözünüze gelelim. Zaten size güç yetiremiyoruz. Ey imanlılar, ey Müslümanlar. İlla ki bir Allah'a inanıyorsunuz yani. Size güç yetiremedik, ateist yapamadık. Biz de olamadık. Çünkü biz de kainatı Allah'sız açıklayamadık. İlla ki yani gerekiyor bir Allah her şeyi açıklamak için, bu büyük dengeyi, düzeni açıklamak için. Ne yapalım? Tamam diyorlar işte Allah'a kabul edelim de fazla da siz zorlamayın. Bu peygamberler falan din gerek yok diyorlar ya Allah çok büyük bir şey bizimle niye ilgilensin? O bizimle uğraşamaz diyorlar. O kainatı yaratmış işte kendi haline bırakmış. Biz de keyfimize göre yaşayacağız yani deistlerin teolojisi böyle bir teoloji. Ama işte hani bir tutarsızlık var. Cenab-ı Hak yaratmak yönüyle bizimle ilgilensin de vahiy ile bizimle ilgilenmesin. Yani eserleriyle kendini göstersin de bizzat kendisi bizden ne istediğini, marziyatını bize söylemesin. Yani bizi meraklandırsın ama vermesin bilgisini. Veyahut her bir eseriyle konuşsun, varlıkları birbiriyle konuştursun ama kendisi konuşmasın. Yani böyle bir şey olabilir mi? İlla ki o güneş, o şems-i sermet tecelli etmek ister, görünmek ister. Bu görünmek de nübüvvet eliyle olur. Yani Cenab-ı Hak elbette kainatı yaratmış, insanı yaratmış. Bunlara abes kılacak değil. Kendisinden haberdar etmek için yaratmış. O haberdar etmenin bir parçası da vahiy. Bundan niye Cenab-ı Hak çekinsin haşa? Tabii ki de bu varlığın düzeni, bu dershane, bu mektep bir öğretmen ister. Ve o da nübüvvettir ve peygamberlerdir. Biz Müslümanlar böyle iman ediyoruz. O yüzden peygamberlere iman bizim amentümüzün bir parçası. Ve kütübihi ve rusulihi. Evet. Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Bakın yine bir sikke varmış burada. Sikke-i kübra-i uluhiyet, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin, ilahlığının kübra yani büyük. Biliyorsunuz Arapçada aynı kökten gelen ekber, kübra, kebir. Bunlar hep büyüklük manasında. Kibir de büyüklenmek demek mesela. Burada büyük bir uluhiyet sikkesi varmış. Yani öyle büyük bir manzara ki düşünün kainatın tamamını görseniz, bütün kainatı böyle bir metal para büyüklüğünde veya elinize alabilirseniz kainatı, orada Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin büyük bir sikkesini görecekmişsiniz. Yani eserini, izini. Yani değil mi? O metal paralarda mesela sembollerden anlıyoruz biz kime ait olduğunu. O her bir sembolün bir şeyi var. Osmanlı'nın tuğra mesela. Veya başka bir Bizans'ın başka bir şey. Kainatta da öyle bir iz varmış. Neymiş o iz? Nasıl okunacakmış o iz? Kainatın heyeti mecmuasında yani toplamında teavün, yardımlaşma, tesanüt, dayanışma, teanuk, konuşma, karşılıklı konuşma gibi, tecavüp, cevaplaşma, yine bir tür konuşma, tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Bunu biraz irdeleyelim. Var mı bunlar gerçekten? Mesela teavün. Kainatta teavün var mı? Bugün bilim adamları da diyorlar ki ya hakikaten kainatı bir bütün olarak düşünmek lazım. Adacıklar gibi değil, sıradağlar gibi düşünmek lazım. Hepsinin birbiriyle bağlantısı var diyorlar her bir şeyin. Hatta bunun dünyamıza inmiş şekli, gerçi ona daha sonra geleceğiz ama ekosistem mesela diyorlar. Bitkiler oksijen alıyor, pardon, bitkiler karbondioksit alıyor, oksijen üretiyor. Atmosfere oksijen sağlıyorlar. Hayvanlar o oksijeni alıp tekrar karbondioksite çeviriyor. Yani hayvanlar ve insanlar da bu gruba dahil bir düzen oluşuyor.
E bakıyorsunuz azot, yine azotçu bakteriler var, onlar alıyor bilmem şöyle toprağa indiriyorlar, topraktan bilmem bitkiler şöyle böyle. Bakıyorsunuz ki her bir parça bir vazifeyle orada, bir yapboz gibi kainat. İşte onu o yiyor, bunu büyüyor, bu olmazsa diğerinin nesli işte çoğalıyor, ötekinin nesli tükeniyor vesaire. Mesela Çin'de bir dönem tahıllara zarar veriyorlar diye sığırcıkları, serçeleri, öyle kuşları öldürmüşler, kargaları vesaire. Bir çekirge afeti olmuş, bir istila olmuş. Demişler ya biz ne yaptık? Rusya'dan sağdan soldan şey toplamışlar, kuş. Hani bize kuş gönderin de bu tahıllarımız berbat oldu bu çekirgelerden. Aynısı mesela işte kartalları, şunları bunları öldürüyorlar. E bakıyorsun yılanlar çoğalıyor. Yılanları öldürüyorlar. Yani aşırı şekilde. Tabii insana zarar verecek düzeye gelmişse, diyelim yaşama yerlerine çok yaklaşmışlar, çok çoğalmışlar. Öyle durumlarda elbette yani Cenab-ı Hak meşru izin vermiş. İnsanın canını koruması için öldürebilir ama sırf beğenmemekten, sırf zevk için, bu zevk için avlananlar var mesela, caiz değil. Hayvana atış yapmak, atış talimi yapmak caiz değil. Efendimiz yasaklamış bunu yani. Hani avlanacaksın, muhtaçsın, et için tamam. Ama keyif için canlı hedef yapılmaz. Vesaire. O düzeni bozduğun zaman görüyorsun, yılan öldürüyorsun, fare çoğalıyor. Onu öldürüyorsun, öteki çoğalıyor. O zaman diyor ki insan kendine, artık modern insan bunu söylemeye başladı en sonunda. Ya benim bu kainata müdahalelerim, bu sınırlı aklımda, sınırlı bilişimde, sınırlı menfaat algımla, güzellik algımla müdahalelerim hep bana ters dönüyor. Bugün mesela ülkeler, kocaman ülkeler ne yapıyorlar? Anlaşma imzalıyorlar. İklim değişikliği anlaşması bilmem ne. Ne işte üretimde şunlara dikkat edeceğiz ki iklim bozulmasın, dünyanın küresel ısınması artmasın, bilmem çevre kirliliği şöyle olmasın, böyle olmasın. E mübarekler, yani bunu bize zaten İslam söylüyordu. Bunu bize zaten bütün dinler söylüyordu. Yani kainatı yaratan Allah'tır. Ey insan, eğer onun şeriatı içinde amel etmezsen sen bu düzeni bozarsın. Matrix filmini izleyenler hatırlayacaklar. İlk filmde Ajan Smith'ti galiba karakterin ismi. Neo'yu şey yaparken, tehdit ederken şey yapıyordu. İnsanlar üzerinden bir benzetme yapıyordu. Diyordu ki kainatta bütün canlılar çevresine uyum sağlayarak yaşar. Yani uyarsa yaşar, uyuyamazsa yaşayamaz. İki canlı diyordu dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Birisi virüsler, birisi de insanlar. Virüs böyle değil mi? Mesela virüs girdiği bedeni kendisine göre bozuyor. Girdiği hücreyi kendisinden birçok tane oluşturarak bozuyor. İnsan da öyle aslında. İnsan kainatta yaşarken eğer şeriatı Muhammediye, eğer şeriatı İslamiye içinde amel etmezse, yani o da oradan da işte dinin hikmeti gözüküyor. Bizi sınırlamak, bizi tutmak için gönderilmiş. Üstad diyor ya, kuvveleri istikamette tutmak için. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye, kuvve-i akliye. Bunların ifratlarından, hani kuvve-i gadabiye'ne korunma güdüsü diyoruz. Öfke bunun bir parçası mesela. Kuvve-i şehviye, menfaatleri elde etme güdüsü. Kuvve-i akliye, zararı faydalıdan ayırma yeteneği. Bunları eğer istikamette tutamazsa şeriatla insan, bir şeriatın içine amel ederek, bir şeriatla iman ederek, bir şeriatla tevekkül ederek, teslim olarak Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre yaşamazsa insan, bu kuvveler kainatın düzenini bozar. İnsan aşırıya gider ki bugünkü halimiz odur yani. Ya bilmiyorum, belki siz de rastlıyorsunuzdur YouTube'da. Ya denizin dibindeki balıklara bile artık zararımız dokunuyor ya. Hani attığımız çöp, yakalıyorlar fok balığını. Fok balığının kafasına pet şişe takılmış. Yani kirletişimiz o dereceye vardı yani. Geçen Amerika'nın bakanlarından birisiydi galiba, ya da senatör müydü? 9 yılımız kaldı diyor ya. 9 yıl sonra diyor etkilerini görmeye başlayacağız bu kirleniş devam ederse. Neden? İşte biz bu düzeni bozduk. Teavün, tesanüt, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığın içine koyduğu yardımlaşma, varlığın içine serpiştirdiği dayanışma, teanuk. Varlıklar birbiriyle konuşuyor. Bitkiler, hayvanlarla, hayvanlar insanlarla konuşmuyorlar mı? Kendilerine göre bir iletişim dilleri var onların da. Mesela bir bitki türü varmış. Zararlı böcek geldiği zaman onları yiyecek böceği kokuyla kendine çekiyormuş. Bu da bir konuşma. Bu da bir sesleniş.
tecavüp, cevaplaşma. Ya sanki birbirlerini duyup birbirlerinin yardımına geliyorlar gibi. Mesela yağmurun gelişi. Ne zamanki toprak suya muhtaç olsa sanki bulutları çağırıyor. İnliyor sanki ot, ağaçlar, bitkiler inliyorlar. Şeyler de onu duyuyor. Bulutlar da duyup koşup geliyorlar sanki. Yani bir iletişim var kainatta. Bizim tamamını aydınlatamadığımız bir şekilde bir iletişim var. Her şey birbirinden haberli. Her şey birbirine sesleniyor sanki. Mesela bir belgeselde görmüştüm, çok dikkatimi çekmişti. Timsahlar biliyorsunuz sudan uzakta fazla kalamayan canlılar. Onların bir belli bir süresi var, yani uzun süre sudan uzakta duramıyorlar. Vücutları çünkü neme muhtaç. Hızlı da koşamıyor timsah, öyle hızlı koşma özelliği de yok. O yüzden mecbur onun avının suya gelmesi lazım. Şimdi Cenab-ı Hak öyle bir yerde hilkatle yaratmış ki şeyi, timsahı, ondan başka su kaynağı yok. Onun yaşadığı yerden başka su kaynağı yok. O geyikler, işte antiloplar falan vesaire böyle çekine çekine suya yaklaşıyorlar. Hani biliyorlar çünkü içinde nasıl bir mevzu dönüyor orada, orası Kurtlar Vadisi gibi olmuş. Onun farkındalar ama başka şansı yok, başka su içecek yer yok. Bak Cenab-ı Hak o timsahın açlığını duymuş. O ihtiyaçla onları oraya bağlamış. Onun nasibi, rızkı oraya geliyor. Veya farklı türlü düşünülebilir. Bunlar, bütün bunlar bize bir uluhiyet sikkesi gösterdi. Bu teavün, tesanüt, teanuk, tecavüp, tezahür, bunlardan tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyet. Bismillah ona bakıyor. Yani bütün bu her şeyi bir olan Allah, bütün düzeni tek başına kuran, yöneten, işlemesini intizamla devam ettiren bir Allah var ve bu onların hepsini bu düzenin içinde yerleştirmiş. Eğer o bir düzeni kuran olmazsa o düzenin her biri bir tarafa gider. O düzen dağılır. Hani şey gibi düşünelim. Bir iple topu çeviriyoruz mesela. Ortada biz olmasak ne olur? O ya da o ip kopsa o top kime gideceği belli olmaz yani, o metal güllenin. Kime gidip çarpacağı, zarar vereceği belli olmaz. Onun gibi o kainatta ki şeyler aşırıya gitmeye müheyya, aşırıya gitmeye yatkın kuvveler sahipleri, o canlılar gitmiyorlarsa, olmuyorsa, kıyamet kopmuyorsa, varlıklar yıldızların içine gömülmüyorsa, alem kara deliğe dönüşmüyorsa, kovasa dönüşmüyorsa, demek ki bir uluhiyet bu düzeni sağlıyor. Bir yöneticisi var bunun. Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında. Şimdi az önce kainatın yüzündeydi. Şimdi dünyanın yüzüne geldik. Küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Yukarıdakinden aşağıdakine gelirken ben gerçi karıştırdım. Benim hatam oldu. Aşağıdakinin örneklerinin bir kısmını yukarıda kullandım. Aslında ki yukarıdakini düşünürken daha böyle galaktik seviyede bakmak lazımdı olaya. O evrendeki kara delikler, yıldızlar, gezegenler, onları nazara vermek lazımdı ki orada boyun eğdirişler, o büyük kütlelere, büyük güçlere eğdirilen boyun eğdirişten uluhiyet gözükecekti. Yani büyük bir kudret sahibinin tasarrufu görecekti. Daha aşağıya indiğimizde de işte bu varlıktaki o diğer şeyler, konuştuğumuz şeylerde bize ne düşündürecek? O teşabüh, benzemeklik, tenasüp, uyum, intizam, bunu zaten bilirsiniz, düzen demek. İnsicam, o da düzenlilik demek. Lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Uluhiyetten rahmaniyete geçerken şöyle bir şey oluyor. Bir eşik geçiyoruz. Diğerinde, işte dedim ya, daha yüksek bir seviye, daha galaktik bir seviye, daha yüksek bir bakışla canlılığı doğrudan görmediğimiz bir alemde kudretin boyun eğdirişini görüyoruz. Daha bu tabiri kullanmak doğru mu bilmiyorum ama resmi bir temas var. Ama canlılar seviyesine indiğimizde, bitkilerle hayvanlara baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın burada artık böyle nasıl diyelim, daha ince tasarruflarını, daha incelikli görüşlerini, dokunuşlarını, bunları tabii yine tırnak içinde kullanıyorum, incelikli tasarruflarını görüyoruz burada.
Yani ayrı ayrı gözetişler var, daha ince gözetişler var. Çünkü bu küre-i arzda bir de canlılar var. Ki canlıların düzeninin devam etmesi, cansızların düzeninin devam etmesinden daha zor. Öyle değil mi? Mesela bir taş, geçenlerde de konuştuk onu. Bir taş kaç şeye muhtaç varlığını devam ettirmek için? Orada öyle dursa ona yetiyor belki. Ama bir hayvanın canlılığını devam ettirmesi, hele yavruluk çağında ne kadar özene muhtaç, ne kadar yardıma muhtaç. E demek ki varlığı devam ettirilecek olanın incelişiyle, sanatlanışıyla, üzerindeki Esma-ül Hüsna tezahürünün artışıyla, üzerindeki ne diyelim, işçiliğin mi diyelim ya da tecellinin diyelim artışıyla ona özel tecellilerin miktarı da artıyor ve burada da uluhiyetten rahmaniyete bir geçiş oluyor. Orada sırf tasarrufun gücünü görüyorduk. Burada tasarrufun bir de bir neyini gördük? Merhametini gördük. Özel gözetişini gördük. Yani Cenab-ı Hak eğer bir yavruya bir taş gibi davranmıyorsa, bir yavruya bir taştan daha özenli bir valide vermişse mesela, annelik kanununu koymuşsa, taş kırılıyor diyelim, taştan parça kopuyor, o da onun yavrusu sayılır. Ama bakıyorsunuz taşın kendi yavrusuna karşı bir şeyi yok. Ya ben koruyayım falan, kanadımın altına alayım, kucağımda sallayayım falan, böyle bir şeyi yok. Ama iş canlıya geldiğinde, canlıdan canlı doğduğunda bakıyorsunuz türüne göre bir merhamet şeyi koymuş. Hatta o canlının üzerindeki sanat arttıkça, o canlıdaki incelik sanatı arttıkça annesinin de şefkatinin ölçüsü değişiyor. Mesela tavukları düşünün. Tavuğun yavrusuna şefkati ne kadar sürüyor? Büyüdüğü zaman, işte kendinin boyuna geldiği zaman daha ona yem bile vermiyor anne tavuk mesela. Kovuyor onu, yemini o yiyor. Ama insanın annesi öyle mi? İnsanın annesi ta ahir ömrüne kadar, hayatı devam ettikçe yine o annelik şefkatiyle oğluna davranıyor veya çocuğuna davranıyor. Niçin? Çünkü insan daha sanatlı. İnsan daha sanatlı olduğu için de onun üzerindeki tecelliler daha da özel diğer canlılara göre. Vesaire. Demek ki burada atladığımız eşik Allah'tan Rahman'a geçişimizin sebebi o Bismillahirrahmanirrahim'de önce Allah'ın adıyla sonra rahmaniyetimize hatırlatılması, yani bu iş sadece haşa ve kella resmi bir idareden ibaret değil. Cenab-ı Hakk'ın sizin o latifliğinizi, zarifliğinizi, aczinizi, fakrınızı gözetişleri de var. Ha, bunu da kaçırmayın. Bunu da görün mutlaka. Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının, hayvanlarla bitkileri de açtık. Şimdi insanlara geldik. Sonra insanın mahiyeti camiasının, yani insanın kapsamlı yapısının diyelim, dokusunun diyelim. Bunun içine şey de dahildir tabii. Sadece beden olarak düşünmeyin. Ruhu, maneviyatı, kalbi, vicdanı, duyguları, her şey dahildir. O mahiyetin, kapsamlı mahiyetin yüzünde gözüken, bu yüzde değil sadece. O insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet acımak demek yani, acımak, acıma inceliği, dekaik-i şefkat, şefkatin incelikleri yine, şuat-ı merhameti ilahiyeden, yani Cenab-ı Hakk'ın merhametinin parıltıları, tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahîmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Şimdi bakın tekrar başa dönelim. Kainat bize genel idare üzerinden Cenab-ı Hakk'ın kudretini, tasarrufunu gösterdi. Bir, indik hayvanlara, bitkilere, dünyanın yüzüne. Orada baktık ki canlıların daha da bir ayrı gözetilişi var. Daha ayrı bir kullanışı var. Daha bir böyle sanki fazla demeyelim de daha renkli bir tecelliye maruz kalıyorlar. Oradan da Rahman'a atladık. Hani dedi ki bizim Allah'ımız sadece kudretiyle değil aynı zamanda rahmaniyetiyle de idare ediyor. Sadece kudreti yok onda. Orada kudretin içinde rahmaniyeti de var. Bizim üzerimizde o da gözüküyor. Ondan da insana geçtik. Bu sefer neyi gördük? İşte rahimiyet. Az önce o verdiğim tavuk yavrusu, civciv ve insan yavrusu, bebekle ilgili misal buna güzel olurdu.
burada da kullanalım. Yani her canlı yavrusuna merhamet ediyor ama insanın annesi başka merhamet ediyor. Çünkü insan ahir ömrüne kadar üzerindeki o muhteşem düzenin devam ettirilmesine muhtaç. Varlığını devam ettirmek için. Annesi de ona göre aşırı şefkatli, daha da şefkatli diğer canlılara göre. Tabii iyi anneler için, bazıları da bedbaht oluyor, onlar ayrı. Bunun dışında insanın üzerindeki özel tecelliler çok daha fazla. Şimdi bir hayvanın eriştiği rahmet tecellisiyle insanınki bir değil. Bizim mesela gördüğümüz manzaralar üzerinden bile eriştiğimiz bir işte rahmet tecellisi var. Dedik ki gözün rızkı. İnsanoğlu mesela tavuğu kümese koyuyorsun duruyor arkadaş. Çok da orada şey olmuyor yani. Altına samanı veriyorsun. 4-5 tanesini, 10 tanesini bir kümese tıkıyorsun. Çok bana mısın demiyorlar. Veya işte efendime söyleyeyim. İnekleri ahıra kapatıyorsun. Çok yaşam şartları yüksek olmasına da gerek yok. Orada yaşıyorlar. Ama insan dedim mi, insan yaşamak için daha fazlasını arıyor. Yani o kadar değil. Veya ineğe bir saman versen yetiyor yani. Yiyor, besleniyor, tamam. Ama insanın ne kadar sofrası var. Ne kadar baharat, ne kadar işte tatlı, ne kadar acılı, ne kadar işte ne diyelim salatası var, şuysu var. Yani Cenab-ı Hak ona bir saman öğretmiş. İneğe de yetmiş arkadaş. Onu yiyor mesela ya da otları yiyor. Çok da ayırmıyor çoğunu. Özellikle ya işte Nusret'in orada yiyelim üstüne şöyle bir tuz serpsin falan demiyor yani. Öyle bir arayışı yok. Veya işte bilmem hangi marketin şeyi güzelmiş. Hangi lokantanın bilmem şusu güzelmiş. Altunizade'de bilmem şunu çok güzel yapıyorlar. Gidelim orada yiyelim falan demiyor inekler, hayvanlar. Böyle bir şeyler yok. Ama insanda bunları gözetebilecek bir şeylik var. İncelik var. Ona göre de Cenab-ı Hak nimet veriyor. Bu sadece yediğimizde değil, duyduğumuzda da böyle. Bakın nasıl bir müzik oluşturmuşuz. O kulak tanıyor çünkü, o kadar zengin. Veya işte zihnimiz istiyor ki onun da bilgiden bir rızkı olsun. Bakın ne kadar böyle kitab-ı kainat bize açılmış, bir sürü işte fiziktir, kimyadır, biyolojidir, edebiyattır. Ona doğru şey temayül olanlar için şiirdir vesaire. Bize de daha yani canlıların içinde bize de daha fazla açılmış bir sofra var. Daha ayrı özel tecelliler var. Demek ki oradan da Errahim isminin tecellisi görünüyor. Errahim ismi için derler ki mesela Rahman'la Rahim'in farkı için. Cenab-ı Hakk'ın dünyada hem kafirleri hem insanların ihtiyaçlarını karşılaması, onların ihtiyaçlarını gidermesi rahmaniyettendir. Ama müminlere cenneti vermesi rahimiyettendir. Buradan anlıyoruz ki rahmaniyet içinde rahimiyetin daha özel tecelli manası var. Yani ayrılan gruplara verilen özel tecelli. İşte aslında İslamiyetimiz de bize bir rahimiyet tecellisidir. Dünyaya gelirsek. Herkes Müslüman olmuyor, herkese nasip olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetidir bu. Veya işte ne diyelim, onların içinde herkes diyelim mesela, Allah dostu olamıyor. Elbette bir emek var ama onun karşısında da bir tecelli var. Kimse sadece sırf emeğiyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşamaz. Cenab-ı Hakk'ın da ikramıdır o. Zaten o emek de öncesinde bir ikramdır. Yani rahimiyet, rahmaniyetin içinde daha has tecellilere haber veriyor. Şöyle desek acaba yanlış olur mu? Bunu da Allahu Alem, en doğrusunu Allah bilir kaydıyla diyelim. Aslında her birimiz kendi alemimizde, kendimize özel uğradığımız, kazandığımız nimetlerle bir rahimiyet müşahede ediyoruz. Ben mesela burada Ahmet olarak varlığımla aslında Ahmet'in bir rahimiyet muhatabiyeti sayesinde buradayım. Ayrıca Ahmet oldum. Başkası olmadım, Mehmet olmadım, Mahmut olmadım, Mustafa olmadım, Ali olmadım, Kerem olmadım. Ahmet oldum çünkü Ahmet'e özel nimetler bana geldi. Ben Ahmediyetimle muhatap oldum yani böylece. Rububiyet de bana böyle özel tecelliler verdi ve beni ayrı kıldı. Yani bu biriciklik, mesela koyun sürüsü, bütün koyunlar birbirinin aynı gibi. Üstad Hazretleri'nin Mesnevi'de söylediği bir şey, sair hayvanların bir nevi, bir türü, insanın bir ferdi gibidir. Yani insanın iki ferdi arasında o kadar farklılık olur ki, diğer hayvanların türleri arasında ancak o kadar farklılık var. Düşünün mesela,
En yakın arkadaşınız bile olsa veya beraber büyüdüğünüz kardeşiniz bile olsa kendinizi onunla yan yana getirdiğinizde bambaşka alemler buluyorsunuz. Cenab-ı Hak sizi başka bir alem yaratmış, onu başka bir alem yaratmış. İki çocuğunuzu karşınıza alıyorsunuz. Belki yüzleri, simaları birbirine çok benziyor. Ama bakıyorsunuz o şundan, şundan, şundan hoşlanıyor. Bu bundan, bundan, bundan hoşlanıyor. O şunu, şunu sevmiyor. Bu bunu, bunu sevmiyor. Yani hepimizde bu rahimiyetin, bize özel ehadi tecellilerin şeyi var, izi var. Sadece cennette değil, bu dünyada da bizim bu halimiz, bu özel halimiz, bu ben diyebildiğimiz şey bir rahimiyet tecellisi. İşte insanın burada söylediği gibi mahiyeti camiası o rahimiyete haber veriyor. Şimdi ne oldu? Altta paragrafta üstad da söyleyecek ama burada biz de söylemiş olalım. Kainattan insana geldikçe şunu gördük. Bir açıdan biz kainatın numunesiyiz. Oraya genel olarak tecelli eden bize özel olarak tecelli etmiş. Oraya uluhiyetle tecelli eden bize rahimiyetle tecelli etmiş. Bakınız oradan buraya uzanan bir çizgi. Yani biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde ta alemin yaratılışından bize uzanan o çizgiyi anlamış oluyoruz. O çizgi, o hat, burada söylenen diğer ifadelerle satır-ı nurani, bakınız hayt, hat, yukarıdan nüzul ile diyor alemin nüsay-ı musagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. Yol ve ip insana arşa çıkmaya bir yol olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim aslında varlık sırrının özeti işte bakınız. Nasıl oldu bu? İşte bir sırda bunu gördük ya. Alemden insana kadar geldik. Allah dedik, Rahman dedik, Rahim dedik. Alemden insana kadar uzanan bir çizgi oluştu elimizde. Birbirini özetleyen, birbirinin içinden çekilmiş gibi tabiri caizse bir çizgi oluştu. İnsanın varlığı anlamlandı. İnsan bir tesadüf eseri değil, insan kainatın özeti oldu burada. Alemde ne oluyorsa insanda da oluyor bu. Evet, tekrar okuyalım burayı. Demek Bismillahirrahmanirrahim, sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Kuvvetli bir haytıdır, parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat, yani kainatın meyvesi ve alemin nüshay-ı musagarası, yani küçük bir nüshası, özeti olan insana ucu dayanıyor. Ferşi ahşa bağlar, yani arşla ferş, dünyaya ferş de deniyor, döşek manasına geliyor ferş aslında ama dünyaya da kullanılıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim'i kavrayan insan, içindeki sırra uyanırsa, kainat gibi bizzat Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olmasının sırrını kavrar. Yani deist olmaz, yine oraya dönelim. Bismillahirrahmanirrahim'i kavrayan insan deist olmaz. Niye olmaz? Çünkü alemle olan ilişkinin kendisiyle de devam etmesi gerektiğini düşünür. Alemin Allah'tan haberi var mı? Yaratılmış ki var. Yaratılıyor ki var. Yani yaratılmak bir kere bilmek. Mahluk olan yaratıldığını bilir. Peki ben niye böyle bir kenarda Cenab-ı Hak'tan habersiz kalayım o zaman? Elbette beni de kendisinden haberdar edecek. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan diyor Üstad Hazretleri. Her varlığa kendi içinde bir lider tayin eden Allah... Bakıyorsunuz ya, yunusların lideri var. Sudaki yunusların lideri var. Onları böyle idare eden. Gidiyorsunuz işte kuşların lideri var. O gökyüzünde yaban ördekleri göç ederken bakıyorsunuz bir tanesi en önde. Yaban kazları veya bir tanesi en önde. O onların lideri. O onları götürüyor. Veya işte kurtların lideri var. Alfa kurt diyorlar, bir tane lider. Bütün hayvanları Cenab-ı Hak böyle bir kanun işletmiş, onlara bir rehber gibi kılmış o bir taneyi. Arılara kraliçe arı vermiş, karıncalara kraliçe karınca vermiş vesaire. Ya insan niye bundan hariçte kalsın? Hepsine Cenab-ı Hak bu düzeni koysun da insanı nasıl başsız bıraksın, habersiz bıraksın? İşte bizim başımızda, bizim aklımızda nübüvvettir. Cenab-ı Hakk'ın bize ilettiği haberlerle biz böylece
Dünyada yolumuzu şaşırmıyoruz, karıştırmıyoruz, onu bulabiliyoruz. Yani o büyük kanun bize bunu öğretiyor. Cenab-ı Hak elbette nasıl kainatta tasarrufu devam ediyorsa, bize de rahimiyetiyle tasarrufu devam ediyor. Bu özel ilgi de mutlaka özel bir mesajı ister. Mutlaka bize nübüvvet eliyle, mürşitler eliyle hidayetini gönderir diye bekliyoruz, umuyoruz, diliyoruz ve görüyoruz da elhamdülillah hayatımızda örneklerini görüyoruz. Evet arkadaşlar, yine uzattım ben biraz. Burada bitirmiş olalım. Bir dahaki gün ikinci sırrı konuşuruz. Zaten birinci sır bitti. Özetlersek şunu görmüş olduk sanırım. Zaten tekrar tekrar da söyledim. Biraz fazla dağıttım. Biz yalnız değiliz. Bizim kapsamlılığımız da kainatın içinde yalnız değil. Tesadüf eseri değil. Biz aslında bir şeyin özetiyiz. Bu kapsamlılığımız da o özetlenmeden kaynaklanıyor. Nasıl ki bir metin, diyelim açık metin, kalın olur, çok olur. Bir de onun özet metni olur. Belki 2-3 sayfa olur ama daha karışık olur. Çünkü her şeye atıf vardır. Bir kitabın fihristiyle kitabın kendisi bir olmaz. Veya işte bir meyvenin konsantresiyle meyvenin kendisi bir olmaz. O konsantre daha sıkışık olur, daha karışık olur içi. Bizim de bu karışıklığımız, kırışıklığımız ondan işte. Psikolojimizdeki bu gelgitler, içimizdeki bu duygularla yaşadığımız dalgalanmalar, içimizdeki coşkunluklar vesaire. O işte düşmelerimiz, kalkmalarımız, sıkıntılarımız, daralmalarımız, açılmalarımız vesaire. Nasıl gökte yıldızlar patlıyor, çatlıyor, kara delikler onları yutuyor, oluyorsa bunlar, bizim içimizde de oluyor bunlar. Bizim içimizde de kara delikler var. Mesela ümitsizlik bir kara deliktir. Yeis bir kara deliktir. Karamsarlık bir kara deliktir. Kötümserlik kara deliktir. Yani bunlar da yutuyor bir şeyleri ve bizim içimizde de güneşler patlıyor. Mesela öfkemiz bir güneş patlamasıdır. Veya işte bazen de özel yeniden yaratılışlar oluyor değil mi alemde? Bir yıldız doğdu diyorlar. Bilmem kaç bin yıl ötede, kaç milyon yıl ötede, milyar yıl ötede yeni bir yıldız oluştu. Daha öyle devam eden bölümleri var kainatın. Bizim bölümümüz belki biraz daha tamamlanmış gibi ama asıl kainatta daha oluşumun sürdüğü bölümler var. Diyorlar yeni bir yıldız doğdu. Bizim işimizde de bazen yeni bir yıldız doğuyor. Bir şey öğreniyoruz mesela. Cenab-ı Hak bir şey ilham ediyor. Hiç böyle düşünmemiştim diyoruz ya. İşte bak bir yıldız doğdu. Senin içinde de doğdu yani. Aynı uzayda olan şey sende de oldu. Veya işte hayatımıza yeni birisi katılıyor. Hayatımıza yeni bir duygu katılıyor mesela. O duygu katıldığında diyoruz ki daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. İşte bir yıldız doğdu ya. Sende de bir yıldız doğdu. Yani insanın kendine evren gibi bakması, kendisini Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının aynası olarak tefekkür etmesi büyük kolaylık. Daha kainata gitmeden kendi içinde büyük ayetleri görebilir kılıyor bu yönümüz bizi. Enfüsül tefekkür denilen de bu. Cenab-ı Hak onlardan hissemizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.